Bilim dünyasının en zor problemlerinden biri beynin nasıl çalıştığı problemi. İronik öyle değil mi? İnsan beyni beynin nasıl çalıştığını tam olarak hala anlayamadı. Nasıl oluyor da şöyle havlu kadar bir şey bizim düşüncelerimizi oluşturabiliyor? Nasıl oluyor da ben beyni böyle bir havluya benzetebiliyorum? Şöyle oluyor. İki elimle bu bez parçasını, havluyu tutup buruşturmaya başlayınca kendi içinde kıvrımları olan bir çeşit bir yapı ortaya çıkmaya başlıyor. Beyin deyince aklımıza ilk gelen şekil değil mi bu? Memeli hayvanların beyninde işte böyle bir dış katman var ve en büyüğü de biz insanlarda. İnsan beyninin %70'ini kaplayan bu dış katmana neokorteks adı veriliyor. Yani yeni kabuk, yeni zar anlamında bir kelime bu. Kıvrımlı kıvrımlı gözüken bu zarı açsanız 2-3 milimetre kalınlığında böyle bir havluya benzer. İnsanın zekasıyla ilgili her şey bu havlu kadar alanın içindeki hücrelerde meydana geliyor. Biz çevremizi, dünyayı, evreni kafamızdaki bu havluyla anlıyoruz. Yeni keşifleri bu havluyla yapıyoruz. Bilim, matematik, edebiyat gibi tüm bilişsel işlemlerden sorumlu olan neokorteks aynı zamanda dilimizi ve algılarımızı da yönetiyor. Kısaca beynimizin zeka ile ilgili kısmı burası. Bir de onun geri kalanını yani %30'unu oluşturan eski beyin kısmı var. Buralarda yürümek, koşmak, çiğnemek gibi eylemlerimizi ya da nefes almak, sindirmek gibi refleks davranışlarımızı ve duygularımızı yönetiyor. Eğer insan zekasını anlamak istiyorsak önce bu dış katmanda neler olup bittiğini anlamamız gerekiyor. Dışarıdan bakıldığında aynı bu havlu gibi yekpare, tek düze gözüken neokorteksin üzerinde fonksiyonel bölgeler var. Bazı yerler görmemizi, bazı yerler işitmemizi ya da konuşmamızı sağlıyor. İşin ilginç yanı bu birbirinden farklı fonksiyonlara sahip bölgelere yakından baktığımızda böyle farklı türde hücreler falan görmüyoruz. Bu zarın her yerinde aynı tür yapıyla karşılaşıyoruz. Sütunlu bir yapıyla. Bu mikro mimari tutarlı bir şekilde neokorteksin her yerinde var. Tabii bu yapılar böyle gözle ya da mikroskopla görülebilen, birbirinden ayırt edilebilen şeyler değil. Ama her bir sütun fonksiyon olarak aynı şeyleri yapıyor. Yani biz bunu bir elektriksel devre yapısına benzetecek olursak, aynı devreler farklı bölgelerde farklı işleri yapabilmemizi sağlıyor. Beynimizde 150 bin civarında kortikal sütun ve her bir sütunda da yaklaşık 100 bin civarında nöron var. Her bir nöron diğerleriyle binlerce bağlantı yapıyor. Bu bağlantılar hücre katmanları arasında farklı operasyonların gerçekleşmesini sağlıyor. Nöronların ve katmanların ne işe yaradığını, kısaca 0.5 milimetre çapında ve 2 milimetre yükseklikteki tek bir sütunun nasıl çalıştığını çözebilirsek, zekayı anlama konusunda çok önemli bir adım atmış oluruz. Çünkü bu sütunlar sadece insan beyninin dış katmanında, zarında değil, tüm memeli hayvanlarda var. Aynı yapı ne kadar kopyalanıp çoğaltılırsa bu zar da o kadar büyük ve dolayısıyla zeka da o kadar gelişmiş oluyor. Bu konularda yani beynin nasıl çalıştığı, insan zekasının nasıl işlediği gibi konularda 100 yıla yakın bir süreden beri pek çok araştırma yapıldı, pek çok iddia ve teori geliştirildi. Ama bunlardan bir tanesi var ki en sonuncularından bir tanesi gerçekten incelemeye, üzerinde düşünmeye ve konuşmaya değer. Bin beyin adı verilen bu teori sadece insan zekasının nasıl çalıştığını açıkladığını iddia etmekle kalmıyor. Bunun makine zekasına da uygulanabileceğini söylüyor. Yani yapay zekayı kullanmak için makine öğrenmesi, derin öğrenme gibi kavramları kökünden değiştirebilme iddiasına sahip. Zaten teorinin fikir sahibi Jeff Hawkins aslında cep telefonlarının atası olarak da kabul edilen avuç içi Palm bilgisayarlarının mucidi. Daha sonra çalışmalarını nörobilim alanına yöneltmiş ve insan beynini tersine mühendislikle incelemek üzere Numenta adında bir araştırma şirketi kurmuş. Bu grubun yayımladığı ilk araştırma nöronların neden binlerce bağlantı kurduğuyla alakalı. Buna göre her bir piramidal beyin hücresi bir çeşit tahmin makinesi olarak çalışıyor. Yüzlerce farklı sinyal desenini anlayabiliyor ve topladığı bu girdilere göre de tahminlerde bulunuyor. Grubun ikinci önemli araştırmasını anlayabilmek için bazı nesnelerden faydalanacağız. Başta fincan olmak üzere bir teneke kutu ve bir de tenis topu kullanacağız. Şimdi elinize bir fincanı alıp tuttuğunuzda daha parmağınızla dokunmadan önce
nasıl hissedeceğinizi ya da parmağınızın hangi noktaya dokunacağını tahmin edebiliyorsunuz, öyle değil mi? İşte böyle bir tahmini yapabilmek için önce parmağınızın konumunu bilmeniz gerekir ve bu öyle bizim tahmin ettiğimiz kadar kolay basit bir şey değil. Göründüğünden çok daha karmaşık. Çünkü bu konum bilgisi sabit değil. Fincanın yerine, konumuna, benim ona oranla yerime, yönüme göre değiştiriyor. Yani göreceli bir konum bilgisinden söz ediyoruz. Bu bilgiyi oluşturabilmek için beynimiz fincanla ilgili bir referans çerçevesi oluşturuyor. Yani Bin Beyin teorisine göre beynimiz hareket yoluyla öğreniyor. Fincana dokunduğumda bir sensör girdisi oluşturuyorum. Bu girdi kortikal sütunda bir konum bilgisi olarak referans çerçeveye aktarılıyor. Parmağımın her hareketi sürekli olarak bu girdiyi güncelliyor ve bu nesnenin bir modelini oluşturuyor. Bir değil de üç parmakla dokunursam 3 model, 5 parmakla dokunursam 5 model oluşturuluyor. İşte bir yandan fincanı görerek, bir yandan ona dokunarak, sıcaklığını, soğukluğunu, sertliğini, yumuşaklığını hissederek, dokunma sırasında çıkan sesleri işiterek bir değil binlerce model oluşturuluyor beynimizde. Zaten o yüzden teorinin adı Bin Beyin teorisi. Şimdi dokunmayı anlamak kolay da görmek ve işitmek konusunda bu teori nasıl işletiliyor? Bu araştırmacılara göre görmekle dokunmak aynı şey. Fincana baktığımızda tek bir bakış atmıyoruz. Gözümüz saniyede en az 3 kez hareket ederek onun farklı noktalarına odaklanıp dokunmaya benzer girdiler oluşturuyor. Sesleri işitirken ya da koklarken de yine aynı şekilde etrafımızdan, çevremizden, dış dünyadan girdiler, örnekler topluyoruz. Açıkçası bu teorinin önerdiği hareketle öğrenme fikri bana çok makul geliyor. Çünkü gerçekten de beynimize gelen girdiler sürekli bir değişim içerisinde. Ve bunun iki nedeni var. Birincisi, dışımızdaki dünya sürekli değişiyor. Örneğin müzik dinlerken kulağımıza gelen girdiler, dinlediğimiz müziğin melodisine, ritmine, yani onun hareketine göre sürekli değişim içerisinde. Benzer şekilde rüzgarda sallanan bir ağaç hem görsel hem de işitsel değişikliklere yol açıyor. Her iki örnekte de beyne verilen girdiler, biz hareket ettiğimiz için değil, dünyadaki şeyler hareket ettiği için andan ana sürekli değişiyor. İkinci sebep, biz de hareket ediyoruz. Her adım attığımızda, bir uzvumuzu her hareket ettirdiğimizde, gözlerimizi oynattığımızda, başımızı eğdiğimizde veya bir ses çıkardığımızda kullandığımız sensörlerden gelen girdiler değişiyor. Gözlerimizi saniyede 3 kez hareket ettirerek algılamaya çalışmasaydık bunlar da değişmeyecekti. Ama bu hareketi durduramıyoruz, farkında mısınız? Sadece gündüz vakti uyanıkken değil, gece vakti gözlerimiz kapalıyken bile o REM uykusunda, rüya görürken sürekli hareket halindeler. Yani uyurken, rüya görürken bile bir çeşit dünyayı öğrenme, modelleme, onu anlamaya çabalama faaliyeti içerisindeyiz. Çünkü beyin girdilerinin zaman içerisinde nasıl değiştiğini gözlemleyerek öğreniyor. Öğrenmenin başka bir yolu yok. Öyle bir bilgisayara program yükler kurar gibi dosya yükleyemiyoruz buraya. Bir beynin herhangi bir şeyi öğrenmesinin tek yolu girdilerindeki değişiklikler. Eğer onlar statik olsaydı hiçbir şey öğrenemezdik. Evet, belki çok sevdiğimiz bir şarkının melodisini böyle tamamen sabit, hatta gözlerimiz kapalı otururken dinleyebiliriz. Ama o zaman da seslerin zaman içerisindeki değişimi, zaten melodinin tanımı da bu, fark ederek bir şeyleri öğreniyoruz. Ama zaten mesela hareketli bir müziği dinlerken çoğu zaman sabit duramıyoruz, fark ettiniz mi? İçimiz böyle bir kıpır kıpır oluyor. Ayağa kalkıp dans etmek, o ritim duygusuyla salınmak, sallanmak istiyoruz. Yani öğrenme aktif olarak hareket etmeyi ve keşfetmeyi gerektiriyor. Daha önce hiç girmediğiniz yeni bir eve girdiğinizi varsayalım. Eğer hiç hareket etmezseniz duyusal girdilerinizde de hiçbir değişiklik olmayacak ve muhtemelen ev hakkında hiçbir şey öğrenemeyeceksiniz. Evin kafanızda bir modelini oluşturabilmek için tıpkı labirentte dolaşırken yolunu bulmaya çalışan farenin o labirent yapısını çözmeye çalıştığı sırada beyninde meydana gelen sinyallere benzer şekilde sizin de farklı yerlere, yönlere, yukarıya, aşağıya bakmanız, belki odalara girip çıkıp oradaki çekmeceleri karıştırmanız falan gerekecek tam olarak mekana, konuma hakim olmak istiyorsanız. Ev ve onun içindeki eşyalar hareketsiz durağan olduğu için öğrenme işleminde bu kez bizim hareket etmemiz gerekiyor. Yani ya etrafımızdaki dünya değişmeli ya da biz. İkisinden birisini kullanarak hareket etmeli ve öğrenmeliyiz diyor bu teori ve şimdi bu teorinin
çok daha ilginç bir iddiasına geçeceğim. Hazır mısınız? Dedik ya, duyu organlarımızın her hareketiyle bir model oluşturuyoruz. Sensörlerimiz topladıkları girdilerle binlerce model oluşturuyor. İşte bu teori diyor ki oluşturulan her farklı model bir karara varabilmek için kendi arasında oylama yapıyor. Evet, doğru duydunuz, oylama. Bu teoriye göre beynimiz bir çeşit demokrasiyle yönetiliyor. Çünkü evet, parmaklarımız, gözümüz sürekli hareket halinde bilgi topluyor ama bu fincan nesnesi hakkında oluşturduğumuz bilgi sabit. İşte bu sabit bilgiye binlerce farklı modelin oylama sonuçlarıyla ulaşılıyor. Şimdi bunun da bir simülasyonunu yapalım. Diyelim ki parmağımla bu nesnenin tam şurasına dokunmak üzereyim. Daha parmağımı o noktaya hareket ettirirken bir konum verisi ortaya çıkıyor. Piramidal beyin hücreleri bir tahmin makinesi gibi çalışıyor demiştik ya. Dokunma gerçekleşince bir sensör girdisi oraya ulaşıyor ve bunu bir özellik verisi olarak kaydediyor. Ancak sadece bu iki veriyle, yani konum ve özellik verisiyle ben bu nesnenin bir fincan olduğunu anlayamam, öyle değil mi? Belki de bir içecek kutusuna dokunuyorum o sırada ya da bir tenis topuna. İşte o yüzden parmağımı nesnenin bir başka noktasına doğru eğer hareket ettirirsem yeni bir konum verisi ve oraya dokununca da yeni bir özellik verisi elde ederim. Sonra bir kez daha hareket ettirip üçüncü bir noktaya dokunursam üçüncü bir konum ve özellik veri setine ulaşmış olurum. İşte bu girdileri toplayarak oluşturduğu modeller kendi aralarında bir oylama yaparak nesne hakkındaki yanlış tahminleri eleyip doğru karara varırlar ve bu nesnenin bir tenis topu ya da bir içecek kutusu değil de bir fincan olduğu sonucuna ulaşırlar. Öyle ya da böyle, doğru ya da yanlış bir sonuca ulaşmak zorundadırlar. Öyle iki arada bir derede kalmaktan hoşlanmaz beynimiz. Hatta isterseniz hemen şimdi bunu ispatlayabilirim. Size beyninizdeki bu modellere bir oylama yaptırabilirim. Şu şekle baktığınızda ne görüyorsunuz? Evet, şu anda beyniniz bir fikir birliğine varmak istiyor. Neokorteksinizin, beyninizin etrafını sarmalayan o dış kabuğun, zarın içindeki kortikal sütunlardan bazıları vazo, vazo diye bağırıyor. Bazıları da insan yüzleri, insan yüzleri diye. Aralarında bir oylama yapıp sonucu size bildiriyorlar. Çünkü oylama katmanı bir fikir birliğine varmak ister. İki nesnenin aynı anda aktif olmasına izin vermez ve bu nedenle bir olasılığı diğerine tercih eder. İşte belki de tam da bu sebeple hepimiz aynı şeylere bakıp aynı şeyleri görüyoruz ama farklı sonuçlara ulaşıyoruz. Hepimizin kafasında aynı havludan var ve bu havlu da böyle birbirinin kopyası, binlerce, on binlerce ilmek ilmek kortikal sütunlardan oluşuyor. Ama bu sütunlara gelen sensör girdileriyle oluşturulan veri setleri arasında yapılan oylama hepimizde farklı bilgiler doğuruyor. Dünyayı sanki bir beyinle değil, bin beyinle modelliyoruz ve bu modelleri de sürekli olarak güncelliyoruz. O zaman asıl mesele bin beyinle topladığımız bu bin bilgiyi bir bilgeliğe dönüştürebilmekte galiba.